Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar. Ben İdil Çeliker. Bu bir başarı öyküsünde bugünkü konuğum Şener Mengene. Şener Bey kim? Hemen size, önümüzde seçimler var biliyorsunuz. Aday adayları ortadalar. Bir haftalık bir sürecimiz var bunun için, belirlenmesi için. Şener Bey İstanbul AK Parti'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı. Kendisi gazeteci, yazar, siyaset bilimci, stratejist. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Dilan Hanım. Genç arkadaşlarımızın siyasete girmesi artık çok hoşumuza gidiyor. 1982 doğmuşsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Niye siyaset? Sizin farkınız ne? Yani aday gösterilmek için, aday adayları arasından sıyrılmak için bir farkınızın olması gerektiğini düşünüyorum. Sizin gerçekten diğerlerinden ayırılan özellikleriniz neler? Teşekkür ediyorum Dilan Hanım. Öncelikle kendimi bir takdim edeyim. 1982 Rize doğumluyum. Uzun yıllar ailece İstanbul'da yaşıyoruz. Ve çocukluğumuzdan itibaren siyasetin içerisindeyiz. Siyaseti takip ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar görevlerimiz oldu. Yerel medyada görevlerimiz oldu. Ve AK Parti kurulduğundan itibaren de mahalle teşkilatında gençlik kollarında göreve başladım. Sırasıyla ilçede ve ilde de görevlerde bulundum gençlik kollarında. Sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarımız oldu. Strateji alanında, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi, Strateji Enstitüsü gibi çalışmalarımız oldu. Sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla, meslek odalarıyla, yerel medyayla, birçok toplumun birçok kesimleriyle irtibatlarımız oldu. Görüşmelerimiz, onların sorunlarını dinledik, onların sorunlarına nasıl çözümler üretiriz. Dolayısıyla bu alanlarda çalışma yaptık. Ve daha da önemlisi, genciz ve gençliğin beklentileri var, talepleri var, sorunları var. Bu alanda çalışmalarımız oldu uzun yıllar. Dolayısıyla siyasette gençleri temsil etmek, halkımızı temsil etmek ve halkımızın sorunlarına çözümler üretebilmek adına biz de milletvekili aday adayı olduk. Genç bir aday olarak tabii ki ülkemizde gençlerin eğitim sorunları var, istihdam sorunları var, kariyer anlamında birçok noktada. Biz de bu alanlarla ilgili yapmış olduğumuz projelerimizle gençliğin sorunlarına çözümler üretmek istiyoruz. İnşallah, ne güzel. Gençlik gerçekten çok kalabalık, biliyorsunuz Türkiye'de nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir alan ve hakikaten mutsuz oldukları şeyler var. Mutsuzluk da onları tehlikelere de savuruyor. Belli başlı şeyleriniz var mı böyle, hani gençlerle ilgili, ne bileyim işte madde bağımlılık gibi, mutsuzluktan kaynaklanan ya da eğitim eşitsizliği gibi, o konularda böyle ayrıca çalışmalarınız var mı? Çünkü siz çekirdekten yetişmişsiniz, toplumu da iyi okumuşsunuz anladığım kadarıyla. Yaşınız genç ama çekirdekten yetişmenin bazı avantajları var. Yani bu konuda eğitim almış olmanın tabii dışında. Tabii ki İdil Hanım. Özellikle gençlerimizin talepleri nelerdir? Onlara çok kısaca değinmek istiyorum. Özellikle okuyan gençler burs ve yurt istiyor. Çünkü genç nüfusumuz, okuyan nüfus çok artıyor ve dolayısıyla mevcut imkanlar bunları karşılamaya yeterli olmadığı için gençlerimizin bu alanda talepleri var. Mezun olan gençlerimiz de kariyer anlamında da iş beklentileri oluyor. Yurt dışı eğitime talepleri oluyor. Bu alanlarda mutlaka derinlemesine bizim de yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Onları inşallah uygulama noktasında yetkili, etkili makamlarda tabii ki değerlendireceğiz. Gençlikle ilgili, madde bağımlılığı ile ilgili de bizim bir çalışmamız oldu. Dolayısıyla gençlerimiz kendilerini ifade edemedikleri zaman, ailelerinde kendilerini kabul göremedikleri noktalarda birçok sosyolojik nedenler de bu işin içerisinde. Ve madde bağımlılığı sorunumuz var ve bu gittikçe de artıyor daha fazla maalesef. Evet, artma eğiliminde. Tabii bununla ilgili birçok projeler yapıldı. Uygulamada olan projeler var ama bazı noktalarda eksiklikler var. Çünkü bu projeler sadece kamu görevlileri tarafından yapılacak projeler değil. Kesinlikle bu işin sivil toplum kuruluşları, medya, kamu yöneticileri, sendikalar, mahalli yöneticiler, muhtarlar çok önemli. Vatandaşlar da, yani aslında aileler, tabii vatandaşlar ki. Herkes o kayanın altına elini sokmak zorunda. Aileler, muhtarlar, kanaat önderleri. Çünkü bu toplumsal bir sorun. Gençliği tehdit eden biyolojik bir tehdit. Yani biyolojik bir savaş olarak da değerlendirebiliriz.
Çünkü bizim genç nüfusumuzu tehdit ediyor. Bu madde bağımlılığı belki bir 10-15 yıl sonra ilerlediği zaman ülkemizin gençliğini artık kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Bu nedenle ilgili de bizim sosyal tabanlı içerisinde Yeşilay'ın da olduğu diğer sivil toplum kuruluşlarının, mahalle yöneticilerin, kamu yöneticilerin, sendikaların hepsinin de için içerisinde olduğu bir geniş tabanlı sosyal yönü geniş bir projemizi de inşallah uygulamaya geçireceğiz. Peki tabii gençleri konuşunca yaşlıları konuşmadan olmaz. Mesela en büyük sorunlardan biri emekliler biliyorsunuz. Evet. Bir takım beklentileri vardı uzun zamandır gerçekleşmeyen. Ya da yaşlı nüfusun önemli bölümü şöyle düşünüyor. Biz ölsek diye bekliyorlar. Bizim için bir şey yapmak istemiyorlar. Bizden bıktılar gibi. Yani aslında en pohpohlanmaları gereken süreçte kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Zorda hissediyorlar. Evlatlarının eline bakmak zorunda kalıyorlar. Bakan var, bakmayan var. Yani onlarla da ilgili çalışmalarınız var mı? Yaşlılar ve emekliler. Yani herkes yaşlı emekli değil ama. Tabii ki. Türkiye'de 11 milyon emekli var. 11 milyon bu çok büyük çok bir rakam. Bu kesime yönelik de tabii ki çalışmalarımız var. Çünkü emeklilerimiz büyük bir kısmı çalışamayacak durumda. Dolayısıyla evi de kiradaysa geçim sıkıntısı yaşıyor. Eğer bakanı yoksa, yardıma da muhtaçsa daha büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Dolayısıyla bizleri bugüne getiren yaşlılarımız, bizim büyüklerimize biz de öncelikle bir vefa borcu olarak, bir insanlık görevi olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Ama bunun diğer boyutu, sosyal boyutuna baktığımız zaman yardıma muhtaç olan yaşlılarımızı, emeklilerimizi de ekonomik sıkıntılarını da görmezden gelemeyiz. Çünkü çözümler üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bakabiliriz yani İstanbul'da yaşıyoruz şu anda ve İstanbul'da en düşük kiralar 1000 lira. Bulursanız evet. Bulabilirseniz o da. Yani evet. iyi bir rakam söyledim. Emekli maaşları da 1000 lira civarında, 900 lira 1000 lira civarında. Ve bu almış olduğu 1000 lirayla sadece kirasını ödeyebiliyor. Eğer başka geliri yoksa, sahip çıkanı yoksa ya da bir kaymakamlıktan sosyal yardım alamıyorsa ve ciddi sıkıntılar. Tabii faturalar da ödenemiyor. Ödenemiyor ve bu sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla emeklilerimizin bazı talepleri vardı ve bu talepler özellikle bir intibak yasası var. Evet, bu yasanın beklediğimiz, beklenen meşhur. Bu yasanın çıkmasını istiyorlar. Ben de bu konuyu takip ediyorum. Ediyor musunuz? Ediyorum. Emekli STK'larımızla görüşüyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Bir de ya emekliler çalışırsa kesinti oluyordu %15. Evet. O kesinti %10'a indirildi ama onu da kaldırmamız gerekiyor. Zaten geçinemiyor. Geçinse zaten çalışmayacak. Zaten çalışmayacak. Bir daha çalışıyor. Onları da kaldırırsak %10'luk bir katkı da olur. O da çok iyi olur. İntibak yasası da çıkarsa ekonomik olarak ciddi bir kazanım olur. Tabii İnşallah. Bu ekonomik şeyde düşünün yani 100 lirayla bize göre belki 100 lira çok değersiz bir rakamdır ama 100 lirayla şöyle düşünüyor vatandaşlarımız dar gelirler diyelim. Ben 100 lirayla bir aylık ekmek ihtiyacımı alabilirim ya da bir ayda iki defa pazara çıkabilirim, alışveriş yapabilirim diyor. Bunu da bu yönüyle değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla evet o küçük katkıların bile ne kadar büyük sosyal ekonomik avantaj sağladığını da görebiliyoruz. Şimdi görünen o ki siyasetçilerin çok varlıklı olduğuna inanıyor vatandaş. En azından kendisi gibi olmadığını biliyor. İşte bizi de anlayamıyorlar onun için diyorlar. Yani siz şimdi çok güzel ifade ettiniz. Bizim için 100 lira çok önemli olmayabilir ama onların hayatına çok önemli bir katkı. Kesinlikle. Bir aylık ekmek parası ya da iki kere pazara çıkma parası gibi. Çünkü belli bir çıtanın üstüne çıkınca geri kalanı görmek biraz zorlaşıyor anladığı kadar. Uzaklaşıyor, evet. Mesafe uzaklaşıyor ama işte hayatın içinden gelince sizin gibi bu tür araştırmalarda yapınca bunlar önemli. Evet, terör çok önemli bir sorun şu anda biliyorsunuz. Her gün canımız acıyor. Şehit haberlerinden geçilmiyor. Askerlerimiz, polislerimiz kaybediyoruz. Ne oluyor? Bu konuda bir çalışmanız var mı sizin? Evet. Stratejik araştırma
alanında 2 yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuyla ilgili terör, Türkiye'nin terör sorununu da çalışma imkanımız oldu. Tabii Türkiye uzun yıllar terörle mücadele veriyor. Ve bu mücadelenin boyutları zaman zaman farklı stratejilerde değişiklikler gösterebiliyor. Terörün tam olarak şunu ben ifade edeyim. Yani evin içerisindeki bir çocuk evi yakmaya çalışıyor. Dışarıdan destek alarak evi yakmaya çalışıyor. Ve bu çocuğu bir şekilde ikna etmek istiyorsunuz. Yani bunu tehdit ediyorsunuz, olmuyor. İyilikle şey yapıyorsunuz, olmuyor. Yani bu terörle mücadeleyi buna benzetebiliriz. İşte evin içerisindeki çocuklar. Mesela Abdullah Öcalan evin içerisindeki yaramaz bir çocuktu yani. Öğrencilik yıllarından itibaren birçok böyle eylemlerin içerisinde olmuş. Sonra dış bağlantılar. Bu süreci ben çok daha hani basitleştirerek ifade etmek istiyorum izleyicilerimiz açısından. Evin içerisindeki çocuk dışarıdan destek alarak evi yakmak istiyor. İşte biz de böyle bir mücadele veriyoruz. İşte terörle mücadelenin tam karşılığı budur. O birazcık evde anneyi babayı da öldürmek istiyor gibi yani oluyor. O kadar şimdi, basite almamak gerekiyor. Şimdi sanırım. Ben onun şeyini yapacağım. Tabii ki terörle mücadele yani bir savaş değil ama savaş boyutuna yakın bir mücadeledir. Uluslararası bağlantıları var. Siyasi, ekonomik, sosyolojik boyutu var. Ve terörün finans kaynakları var. Bunlar yeterince konuşulmadı bizim toplumda. Terörün sosyolojik boyutuyla ilgili yani finans noktada. Kaynağı dediğiniz aslında uyuşturucuyla doğru dürüst mücadele etme becerisini göstersek bir yandan da terörün de gelir kapılarını kapatmış olacağız öyle bakarsanız. Kesinlikle. Ben şunu ifade edeyim. PKK Kürt kimliğini kullanan uluslararası organize bir kaçakçılık ve narko terör örgütüdür. Çok iddialı oldu. Evet. PKK uluslararası organize Kürt kimliğini kullanarak örgütüne eleman toplayan uluslararası organize bir kaçakçılık ve narko terör örgütüdür. Dolayısıyla Türkiye şunu yapmak istedi. Çözüm süreciyle ilgili olan süreci şimdi örnek vermek istiyorum. İrlanda'da, İspanya'da ETA ve İRA diye terör örgütleri vardı. Onlarla ilgili uzun yıllar silahlı mücadele yapıldı. Sonra siyasi bir süreç oldu. Evet. İran'ın ve ETA'nın siyasi kanatları silah bırakma çağrısında bulundular. Siyasi ve hukuki sürece geçtiler. Ve silahlarını bıraktılar. Terörle mücadele boyutlarını bırakmış oldular. Türkiye'de de uzun yıllar dış baskılar vardı. Evet. Siz de bir siyasi çözüm üretin. İşte Avrupa'da yapıldı. İrlanda'da, yapıldı. İspanya'da. Siz de yapın. Burada da yapıldı. Türkiye de bunu aynısını baskıları yaptı. Siyasi mücadeleyi de aynı şekilde masaya koydular ama bunu hep sabote etti maalesef. Hem PKK hem de onların siyasi kanadı HDP. Bu süreci sürekli sabote etti. Bu 7 Haziran seçimlerinden sonra beklenen kamuoyunda şuydu. Aynı İspanya'daki ve İrlanda'daki gibi HDP PKK'ya silah bıraktırsın. Çünkü siyasi bir başarı elde edilmişti. Artık siyasi bir çözüm ortaya konması gerekiyordu. Ama HDP böyle bir çözüm ortaya koyamadı. Kamuoyunda beklentileri karşılayamadı. Bilakis daha da fazla destek verdi. Ve sürecin silahlı mücadeleye tekrar dönüşmesine sebep oldu. Yani HDP mi burada direkt süreci olumsuz olarak etkiledi. Dolayısıyla tekrar bir silahlı sürece dönülmüş oldu. Bu silahlı süreçte neler yapılmalı? Öncelikle onlara da kısaca değinmek istiyorum. PKK terör örgütü kökü dışarıda gayri nizami harp tekniklerini uygulayan organize bir terör örgütü. Bu terör örgütü... artık okunmuş olması gerekmiyor mu Şener Bey? Evet. Yani yıllardır zaten sistem biliniyor, nasıl çalıştıkları da biliniyor, nasıl örgütlendikleri biliniyor, her şey bilinirken... zaten tekrar okumaya gerek var mı? Strateji mi değiştiriyorlar? Strateji değişiyor. Çünkü PKK kurulduğundan itibaren her dönem çünkü bir gayri nizami asimetrik bir savaş tekniklerini kullanıyor. Ve her dönem boyut değiştiriyor, yöntem değiştiriyor. Hı. İşte bu son dönemine baktığımız zaman daha çok bombalı saldırılara yöneldiğini görüyoruz. İşte geçmişte daha çok kırsaldaydı. Şimdi daha çok şehrin içerisinde. Bizi daha zor bir mücadele bekliyor. Böyle bir yapıya karşı daha çok özel harekat ve özel tim anlamındaki gayri nizami, aynı PKK gibi gayri nizami harp tekniklerini uygulayacak
silahlı birimlere daha çok ihtiyaç düşüyor. Dolayısıyla PKK çok ani hareket karar alıyor, ani uyguluyor, çok kıvrak hareket yapıyor. Bizim ordu ve polis birliklerimiz bunun mücadelede biraz geç kalabiliyorlar. Dolayısıyla aynı bu şekilde bir mücadele gerçekleştirebilecek birimlere ihtiyaç var. Yani. İşte özel harekat polisleri, jandarma özel harekat, bordo bereliler, mavi bereliler. Tabii bunun şöyle bir boyut var. Bölgeyi ve halkı tanımak lazım. Şimdi ne kadar çok iyi eğitim alırsınız ama o bölgenin coğrafyasını bilmiyorsanız ve o bölgedeki halkın ihtiyaçlarını, taleplerini bilmiyorsanız orada başarılı olamazsınız. Dolayısıyla o bölgedeki köy korucuları çok önemli. İşte bu mücadelede olmazsa olmaz unsurdur. Çünkü coğrafyayı biliyor, o bölgedeki halkı tanıyor. Köy korucularımızla, özel hareket birliklerimizle ve anlık istihbarat almak gerekiyor. Sonuçta ama vatandaş korkuyor. Yani devletin şu anda sokağa çıktığınız zaman işte aile fertleriniz arıyor. Neredesin? İşte şurada bir şey olmuş, burada bir şey patlamış falan gibi. İnsanların içine su serpecek daha çözümsel şeyler bulmak gerekiyor. Yani hayata indirgenmiş. Bu zaten dediğiniz gibi yıllardır süre gelen, bitmeyen bir süre ara verildi. İşte bir hani barış çubuğu oldu ortada. Fakat hızla tekrar tırmanıyor. Herkes de son derece rahatsız durumdan. Sizce seçimden sonra bir değişiklik olur mu? Ya da seçimden sonra oluşacak siyasi tablolar bu manzarayı değiştirir mi? Şimdi tabii bunu tabii ki öncelikle seçim sonuçlarından sonra değerlendirmek lazım. Tabii şu ki. Anki mevcut tabloda bu şu anda zor görünüyor. Siyaset bilimci olduğunuz için. Tabii ki. Uluslararası boyutları var. Yani bu işin uluslararası boyutlarıyla ilgili de çalışma ortaya koymamız gerekiyor. Terörle mücadele, yani sadece Türkiye'de PKK terör örgütü de yok. Türkiye'de 20'nin üzerinde terör örgütü var. Doğru. Dolayısıyla ama bu terörle mücadele kararlılıkla devam etmelidir. Siyasi boyutu, silahlı boyutu, uluslararası ekonomik boyutu, lojistik boyutu bütün boyutlarıyla aynı anda mücadele edilmezse yine başarı sağlanamaz. Dolayısıyla bir bütünlük içerisinde, konsept içerisinde kararlılıkla mücadele devam etmelidir. Ve devletimizin görevi öncelikle güvenliktir. Halkın güvenliğini sağlamak gerekiyor. Tabii orada terörle halkı birbirinden ayırmak gerekiyor. İşte geçmişte çok daha fazla şehrin içerisine inememişlerdi. Artık şehirde de yapılanmaları var. Ve halkı tehdit ediyorlar. Dolayısıyla devletimiz olarak bu tehditleri de ortadan kaldırmak gerekiyor. Şuna da var, PKK'nın 30 yıllık yapmış olduğu saldırılara baktığımızda ağırlıklı olarak jandarmaya ve gittikçe de polise saldırdığı görülüyor. Dolayısıyla bu saldırılardan da şunu okuyabiliyoruz. Yani PKK'nın saldırılarının tam karşılığı iç işlerini ilgilendiren konular ve siyasi konular. Hükümeti direkt hedef alıyor. Tam karşılığı da özerklik talebi. İlk aşamada özerklik talebi. Zaten bunun özerklik taleplerini de işte son 20 ilde yapmışlardı açıklamayla. Yerel yönetimlerle ilgili de bunu yapmışlardı. Dolayısıyla PKK'nın daha çok saldırıları jandarma ve polise yönelik. Tam karşılığı da özerklik talebi. Bununla ilgili de devletimiz kararlılıkta mücadelesini sürdürmesi gerekmektedir. Şu anda şehirde olan bu terör yapılanması daha zor bir süreç. Daha yani geçmişe göre daha sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle de daha hızlı, seri bir şekilde bu özel harekat birliklerimizi terörle mücadelede, asimetrik savaşta, gayri nizami harp teknikleri uygulayan birimlerimizi hem hukuki hem de teknik altyapılarını hazırlayarak seri bir şekilde bu mücadelede sayılarını artırmamız gerekiyor. Ve etkin olarak bu birlikleri kullanmamız gerekiyor. Peki gelelim kadınlara. Kadınlarla ilgili bir çalışmanız var mı? Kadın... Beni en çok ilgilendiren, çok özür dilerim, tabii ki anneler, aileler, ilk öğrenim dönemindeki çocuklar, yani küçük çocuklardan bahsediyorum, gençlerden değil. Çünkü sonuçta onlar da büyüdüğü zaman sağlıklı bir toplum oluşacak. Hem annelere eğitmek gerekiyor, hem çocukları doğru eğitmek gerekiyor. Onlarla ilgili planlarınız var mı?
Evet, tabii ki öncelikle kadınların toplum hayatında hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda katkıları gittikçe artıyor. Dolayısıyla bu nedenle de eğitim anlamında yeterli eğitim alması gerekiyor. Birçok şimdi artık yerel yönetimlerde de meslek kursları yapılıyor. Birçok eğitimler veriliyor. İşte anne üniversitesi, çocuk üniversitesi, birçok bu şekilde projeler yapılıyor. Sivil toplum kuruluşlarına kadınlar daha fazla görev almaya başladılar. Sosyal hayatın içerisinde daha fazla görüyoruz. Siyasette belirli dönemlerde. Daha çok şöyle görüyorum. Ne olur kusura bakmayın. Özellikle yerel yönetimlerde hanımları çalıştırıp erkekleri alkış alıyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Bana kalsa baştan aşağı bütün sistem değişmeli ve kadın kolları diye bir şeyi kaldırmak lazım. Biz insanız hepimiz. Yani kadın kolu, erkek kolu diye bir şey var mı? Yok. Gençlik kolu var. Ya gençler olsun ya partinin geneli olsun. Kadın kolu, erkek kolu filan böyle şeyler ayrıştırma bana işin açıkçası çok hoş gelmiyor. Tabii ki yani bir zihniyet değişimi gerekiyor öncelikle. Hı. Bu zihniyet değişimini gerçekleştirebilirsek dolayısıyla sorunları çözmek de daha kolay olur. Tabii hakikaten bir çalışırken en azından eşit mesafede durulsa, değil mi? Hani bir toplum için çalışılıyor sonuçta. Eşit mesafede durulsa ama orada kadınlara görev versek iyi olur, toplum bize iyi bakar gibi. Yani sizler için söylemiyorum sadece. Genel olarak siyasette böyle bir yaklaşım var. Her parti için geçerli bu. Sonunda kadınlar çalışıyor, bir şey bekliyorlar. Hani onlar da tabii aynı terfileri bekliyorlar ya da. Ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. Çok zor oluyor. Tabii ki alışkanlıkları değiştirmek zaman alıyor. Bunlarla ilgili de uzun vadeli çalışmalar ortaya koymak gerekiyor. Tabii ki şey de var, yani kararlı olmak lazım. Evet, bir dönem beklentilerimiz karşılanmayabilir ama yine süreci takip ederek sonuna kadar bu mücadeleleri yapmak gerekiyor her alanda. Kadına karşı şiddet çok yoğun biliyorsunuz. Bunun sebeplerini araştırdınız mı? Onunla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Tabii ki bizim toplumumuzda daha çok erkek egemen bir toplumuz. Dolayısıyla kadınlar daha çok ikinci planda kalıyorlar. Hı hı. Nedir? Kadın işte evde çocukla ilgilenen sadece o boyutuyla kendilerini bir rol bulabiliyorlar. Daha yeni yeni bazı adımlar atılıyor. Yani kadınlarla ilgili artık kadınlar da kendi STK'larını kuruyorlar ve birçok alanda işte siyasette yer almak istiyorlar. Ekonomi anlamında kendilerinin özgürlüklerini kazanmak istiyorlar. Toplumun büyük bir kısmı yani toplumumuzun yarıya yakın bir kısmı da kadınlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu alanı da ihmal etmemek gerekiyor. Tabii ki bunun bir siyasi boyutu var ama aynı zamanda bir sosyal boyutu var. Bu da bir zihniyet değişimini ve bununla ilgili bir ciddi eğitim sürecini gerektiriyor. Peki tabii sonuçta o çocukları da anneler yetiştiriyor ki, ve özellikle ilk oylarda annelerin son derece etkili olduğunu da biliyoruz değil mi? Anneleri de kırmamak lazım dolayısıyla. Evet. Eğer iyi bir seçmen tabanı aranıyorsa kadınların hakikaten gönlünü almak gerekiyor diye düşünüyorum. Siz bizim bilmediğimiz hayalinizde bir siyaset bilimci olarak nasıl bir çalışma var, nasıl bir proje var? Belki anlatmamışsınızdır bütün bunların arasında diye. Genelde bir sorayım ben şimdi size. Daha doğrusu şöyle alalım. Toplum nasıl bir siyasetçi istiyor? Siz o kriterlere uygun musunuz? Madem bu kadar araştırma yaptınız, illaki bunu da biliyorsunuzdur. Yani kendilerine kahraman mı arıyorlar, kendilerinden birini mi arıyorlar? Çünkü sanatçılarda da öyledir. Halkın içindedir. Aa ne güzel derler ama yıldız olma özelliğini kaybeder. Kahramanların da sanki biraz böyle hani yukarıdan bakabilme becerisi olması gerekiyor. Biraz yukarıda durup ama gerektiği zaman da toprağa karışabilmek. Şimdi siyasetçilerden beklenti kültürlerden kültürlere, ülkelerden ülkelere de farklılık gösteriyor. Bizim kültürümüzde, bizim toplumumuzda siyasetçiden beklenen, tam olarak beklenen şudur. Yani halkımız şunu istiyor. Bizim gibi yaşasın, bizim gibi düşünsün. Bizi ifade edebilsin. Bizim duygularımızda, bizim düşüncelerimize tercüman olsun. Yani
futbol da oynasın. Hani şey olarak böyle. Tabii. Yani gerçek kimliğini göstersin değil mi? Göstersin. Hani, futbol da oynasın. İnsani kimliğine ağlar mı, güler mi, saz mı çalar, şarkı mı? Ben merak ederim. Evet. Bazen halay da çeksin. Horan da oynasın. Hatta hep böyle gezmesin. Değil mi? Yani evet. Ceket, kravat falan. Biz öyle mi giyiniyoruz? Ben öyle giyinmişim ama yani hani genel olarak sokakta böyle giyinmiyoruz. Tabii ki. Ya dolayısıyla yani yaşamasını istiyor. Yani bizi yaşasın, bizim duygularımıza tercüman olsun. Bazen bizim gibi gülsün, bazen üzülsün, bazen sinirlensin. Yani bir doğal bir refleks ortaya koysun istiyorlar. Gerçek olsun istiyorlar. Gerçek bir doğallık istiyorlar. Tabii ki mesela Türkiye'deki siyasetçi profillerine baktığımızda geçmişte mesela çok akademik bilgisi olan siyasetçilerin çok başarılı olamadığını görüyoruz. Ya da çok üst düzey kariyer sahibi ya da ekonomik anlamda çok güçlü. Halkta bir kopukluk oluyor çünkü. Kopukluk oluyor. Dolayısıyla halkın içerisinde olmak gerekiyor. Evet, tabii ki milletvekili, siyasetçi, bakan birçok noktaya geldikten sonra tabii ki şeyler değişiyor. İrtibatlarınızda değişiklik oluyor. Ama bu tabanı da zaman zaman yine de bu tabanın içerisinde kopmamak olmak gerekiyor. Tabandan gece kondu mahallelerine girmek gerekiyor. Esnaf ziyaretlerine gitmek gerekiyor. Bazen bir camiye gidip caminin çay ocağında oradaki amcalarla oturup sohbet etmek gerekiyor. Sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek gerekiyor. Yani bu gönül almak adına mı yoksa onların sorunlarını dinleyip reel hale getirip çözüm üretmek için mi? Yoksa bir dürüst davranalım. İnsanlar şöyle diyor, seçim zamanı geliyorlar, oy istiyorlar, ondan sonra yok oluyorlar diyorlar. İşte halktan kopmamak için bunu yapmak lazım. Belirli zamanlarda mutlaka yapmak lazım. Şimdi biz de aday adayı olduk ve onun öncesindeki hayırlı süreçte de olsun. Teşekkür ediyorum. Biz de toplumun bütün kesimlerini şey yaptık, ziyaret ettik. Sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara onların taleplerini, şeylerini yazdım. İşte işçilere, işçi STK'larına, gençlere, bunlar hepsinin talepleri var, beklentileri var. İşte bu madde bağımlılığı ile ilgili az önce de ifade etmiştik. Evet. Gençler, yaşlılar, engelliler, emekliler, daha çok toplumda engelliler, ihtiyaç evet. sahipleri. Bu kesimleri de ihmal etmemek gerekiyor. Peki Şener Mengele nasıl bir adamdır? İnsan olarak soruyorum bunu, siyasetçi olarak sormuyorum. Evet. Biz şimdi Karadenizliyiz, Rizeliyim aynı zamanda. Bir sıcakkanlı insanlarız. Çabuk heyecanlanıyoruz. İnsanlarla kolay iletişim kurabiliyoruz. Ağlar mısınız? Çabuk sinirlenebiliyoruz. İşte Karadeniz'in şeyi vermiş oldu. Yani böyle hep bir koşuşturma içerisindeyiz. Fırtınadan mı kaçıyoruz, doludan mı, yağmurdan mı? Hep böyle bir... Evli misiniz? Bekarım. Bekarsınız. Evet. Keşke siyasete girmeden önce evlenseydiniz. Nasip diyelim inşallah. Kısmet hayırlısı olsun. Kısmet inşallah. Yolunuz açık olsun. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa... Eklemek istediğimiz bir şeyler, şunu ifade edeyim. Bizim medeniyetimizde kadınlar cennet ayaklarının altındadır. Bizim inancımız bu şekilde. Ve değer vermek gerekiyor. Çünkü biz muhtaç olduğumuz dönemde onlar bize baktılar. Hele Karadeniz kadınları zaten kim ne yapabilir ki onlara değil mi? Tabii. Şimdi onlar da yaşlanınca da onları bakım evlerine götürmeyelim. Yani bu bizim vicdani, ahlaki ve dini de bir görevimizdir. Bence direkt kameraya siz ne istiyorsanız söyleyin kendiniz olarak. Evet. Yani bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz, bizim inançlarımız bize şunu emrediyor. Cennet ayaklarının altındadır. Yani bu kadar bir değer verilmiş. Dolayısıyla annelerimizi, büyüklerimizi ihmal etmeyelim. Terör konusuyla ilgili de şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye 30 yıldır terörle mücadele yapıyor. Ve bu mücadelede kayıplarımız oldu. Ekonomik, halkımızdan olsun birçok şeyimizden. Ve şu anda da şehitlerimiz oluyor. Ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vatandaşlarımıza da aynı şekilde. Başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ama karamsar olmaya da gerek yok. Biz Türk milleti olarak tarihte 2000 yıldan fazla medeniyet oluşturmuş bir milletiz. 16 büyük imparatorluk, 120 devlet kurmuş bir milletiz. Böyle birkaç tane hain terör saldırısıyla bu millet yıkılmaz. Tabii ki kayıplarımız olur.
Ama biz inşallah yolumuza güçlenerek daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ederiz. Ama bu terör saldırılarını yapanlar şunu bilsin. Sen sanma ki hain bahtiyar olur. Ya boynu vurulur ya da berdar olur. Yani bizim inancımızda, geçmişimizde atalarımızın söylemiş olduğu bu söz çok anlamlıdır. Dolayısıyla terörle bir yere varılamaz. İnsanların hayatına kasteden bu terör saldırılarında lanet diyorum. Ve bir an önce de sona ermesi için duamız, temennimiz ve çalışmalarımız bu yönde. Evet, biz de Şener Mengene'ye başarılar dileyelim. İnşallah sizi mecliste görürüz. İstanbul AK Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı, evet. Şener Mengene'yi ağırladık bir başarı öyküsünde. Tekrar görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın.